Yöresel tatlarını tatmak için şehir şehir dolaşmanıza gerek yok. Çünkü Yöresel Tatları Fuarı Mersin'de. Kayseri, Ankara, Erzurum, Malatya, bütün yöresel tatlarını sizler için Mersin'e getirdik. Yöresel tatlarında yok yok. Sofranızda aradığınız bütün lezzetleri burada bulabileceksiniz. Tüm halkımız davetlidir. Biz de bugün Yöresel Tatlar Fuarı'na geldik. Şu an yanımızda Yöresel Tatlar Fuarı'ndan sorumlu Aytül Aksoy var. Merhaba. Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Siz de hoş geldiniz. Nereden geliyorsunuz? Şimdi biz Türkiye'nin çeşitli illerinden geliyoruz. Bunları standları gezerken size daha detaylı bilgilerini verebiliriz. İşte Adıyaman'dan gelen arkadaşlarımız var, İzmir'den gelen arkadaşlarımız var, Malatya'dan gelenler var, Trabzon var. Yani 81 il Mersin'de buluştu bugün. Hoş geldiniz diyoruz o zaman. Beraber gezelim mi standınızı? Burası kuru yemiş standımız. Arkadaşlarımız İzmir'den geldiler. İsterseniz firmanın yetkilisi arkadaşımız burada, size yardımcı olsun. Daha iyi kendisi anlatabilir ürünlerini. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar. Nereden geliyorsunuz? Biz İzmir'den geliyoruz, İzmir firmasıyız. Öyle mi, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ürünlerinizi bize biraz tanıtır mısınız? Biz kuru yemiş üzerinde çalışıyoruz ve kuru yemiş tüm Türkiye'ye dağıtımını yapıyoruz. Tüm şehirlerde geziyoruz, yöresel ürün fuarlarına katılıyoruz. Yöresel ürün fuarlarında ürünlerimizi sergiliyoruz. Toptan ve parakende satışlar yapıyoruz. Sizler için Mersin'e geldik. Mersin için getirdik ürünlerimizi. Her çeşit kuru yemiş bulabilirsiniz bizde. Hem uygun fiyat olarak hem de kalite olarak. Peki en çok satılan kuru yemişiniz hangisi? Ya bizim tüm kuru yemişlerimiz satılır. Yani iyi satılır. Taze ve yeni oldukları için mesela dökme yapıyoruz ve tatlarına baktırıyoruz. Tatlarına baktırdığımız için hepsi taze olduğu için müşteri hangisini beğenirse onu alıyor. Yani bir çok satılan veya önde olan biri yok. Kişinin lezzeti damak tadına göre değişiyor. Şöyle baktığımda benim dikkatimi daha çileği çekiyor. Şöyle çekerse arkadaşımız faydalarını da hemen üstünde. Araya girmek istiyorum, özür dilerim. Ala kuru yemişin en büyük özelliği ürünlerinin tamamen natural olması. Hiçbir şekilde ilaçlama vesaire falan yok. Bunlar tamamen natural ürünlerdir kendileri. Aynı zamanda faydalarını falan da yazmışlar üstünde. Mesela dağ çiçeğinin faydaları neler? Dağ çileği. Ya faydaları kan yapıcı, ateş düşürür gibi ve renginden dolayı o yüzden ilk göz hitap eden bir renk olduğu için dikkat çekiyor. Peki yaban mersi mi? Mersini? Yaban mersini de şekeri dengeler ve mayhoş bir tadı var. O yüzden yani üzüm ve diğer meyvelerin yerine bu ekstradan daha iyidir, daha faydalıdır. Çok teşekkür ediyoruz. Tekrardan hoş geldiniz. Evet Aytül Hanım, devam edelim. Burada yine ayrı bir lezzetimiz karadut şuruplarımız var. Karadut özleri. İsterseniz arkadaş da size daha detaylı bilgi verir. Karadut. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nereden katılıyorsunuz? Mersin yöresinden, buradan. Karadut var, pekmezimiz var. Ondan mide rahatsızlığına, ağız yaralarına iyi geliyor, evet. Ağız yaralarına, mide rahatsızlıklarına iyi geliyor. Keçi boynuzumuzda astım, bronşit, nefes darlığı, kemik erimesi, balgam söktürücü özelliğine sahip. Şöyle bir göstersek bize mesela... Olur. Karadut pekmezi var. Şöyle çekse arkadaşımız. O ne? Karadut pekmezi mi? Aynen. Alıyoruz. Aynen, çok güzel. Tadı başka. Çok güzelmiş ya. Var, soğuk sıkın. Oraya koyabilirsiniz. Şöyle. Buyurun. Bu da keçi boynuzu. Karamel böyle tadı vardır. Lezzetli. Aynen. Yani çocuklar için özellikle birebir. Aa, çok güzelmiş tadı da. Peki. Peki keçi boynuzunun faydaları nelerdi? Tekrar hatırlatabilir miyiz? Astım, bronşit, nefes darlığı, kemik erimesi, iktidarsızlık, karaciğeri onarıyor. Karaciğer onarıyor. Bunlar. En çok peki satılan ürününüz hangisi? Evet, özü de var. Şöyle çeksek karadut. Gösterseniz kameralara evet. Doğru. Sizleri bekliyoruz.
Ve kaldığımız yerden devam ediyoruz Aytül Hanım'la. Efendim sırada Afyon sucuklarımız var. Afyon'a gidip de sucuk almadan dönmek zaten çok yanlış olur. %100 dana etinden yapılan sucuklarımız. Burada ikramlıklarımız var. Gelen müşterilerimize ikram edebiliyoruz. Afyon sucuğunun baharatı tadı çok ayrıdır zaten. Bunu bilen bilir. Standımızda bulabilirsiniz bu ürünleri de. Merhaba, hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, ben Ayşe Köni. Buraya Afyon Bolvadin sucuklarını tatmaya geldik. Zaten Afyon sucuğuyla kaymağıyla ünlü bir ilimiz. Biz de buraya insanlara tamamen doğal fermente, ısı işlem, makine, hiçbir işlem görmemiş ürünlerimizden getirdik. İnsanlara tadım yaptırız, o şekilde satıyoruz. Gayet güvenilir, herkes rahatlıkla alıp yiyebilir ürünlerimizi. Şöyle biz de tatsak ama kameraman arkadaşım da tatsın istiyorum. Şöyle varsam, hayır sen de. Şöyle ben de yiyeceğim. Bakalım. Bence oldukça güzel. Evet Aytül Hanım, söz sizde. İşte böyle yani bütün Türkiye'nin 81 ilini Mersin'de buluşturmayı hedefledik. Ve çok şükür bunda da başarılı olduk diye düşünüyoruz. Tabii siz yerel televizyonların da buna çok büyük katkısı oluyor. Radyolarınız, televizyonlarınız bu konuda bize çok büyük destek. Bunun konuda da size ayrıca teşekkür ediyorum ilgili davranmanıza. İsterseniz devam edelim. Burada ballarımız var mesela. Doğal. Buyurun. Mesela bunlar yayla balları. Bunlar polenlerimiz. Bakın mesela Kayseri Sarız'dan getiriyor hanımefendi balları. Tamamen şeker, sıfır şeker. Şu kestane poleni dedikleri. Mesela devam edecek olursak yine aynı şekilde. Burada arı sütlü. Tamamen ağaçta oluşan, yani böyle insan eliyle değil de arının kendisinin birebir yaptığı. Bakın burada mesela gösteriyor hanımefendi. Bu bir arı sütü. Bu hem çocuklar için çok yararlı, hem... Merhaba, hoş geldiniz. Nereden geliyorsunuz? Kayseri Sarısı'na geliyoruz. Anadolu'nun bağrından kopup Mersin'e kadar geldiler. Peki arı sütünün faydaları neler? Faydaları bin bir çeşitin faydası var. Bir sürü hastalığa birebirdi. Kanseri, astımı, broşiti, veremi, kan kanserine birebirdi. Şöyle gösterelim bize arı sütü. Ne kadar bunun fiyatı? 40 lira mı? 300 liradır. Hı hı. Arı polenlerimiz de var. Bunları da gösterelim şöyle. Ballarımızı gösterelim. Bunlar para kovanlarımız. Bunlar da süzmeli, petekli balımız. Kiloluk paket yaptık. Bunlar da kara kovanlarımız. Çıta halinde de var aynısı. Kara kovan balı. Hı hı. Kendisi arı, kendisi üretiyor, kendisi yapıyor. Biraz önce çalışıp da toparlayamadım. Yani hiç bir şekilde insan eli değmeden tamamen arının kendisinin yaptığı. Evet, devam edelim isterseniz. Ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burada arkadaşımız Malatya'dan geldi. Çörek otu, tahin, pekmez satıyor. Kendisi daha detaylı bilgi verecektir size. Buyurun. Merhaba, hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Malatya'dan geldik. Aynen Adana'da dükkanımız var bizim. Burada çörek otu yağı çekiyoruz. Orijinal, birebir, tamamen katkısız, saf haliyle. Herkesin göz önüne görebileceği bir şekilde. Hemen burada mı çekiyorsunuz? Gördüğünüz gibi çörek otunu buradan atıyoruz. Sıkım sonunda. Tabii damla, hatta şu alt kısmı damlanan çörek otunu buradan atıyoruz. Damla damla sıktıktan sonra çörek otunun yağından ayrıştırılmış hali posasıdır yani. Tamamen göz önünde, katkısızdır, evet. Peki faydaları neler? Birçok, aslında düzenli bir şekilde kullanılırsa birçok derde devadır. Astıma, şekere, tansiyon. Benim sadece bildiğim mide rahatsızlığına çok iyi geldi. İyi gelir. Reflü, gastrit gibi. Bende de aynı rahatsızlık var zaten. Hani mide rahatsızlığına kesinlikle etkili son derece. Ha, onunla sınırlı değil. Düzenli bir şekilde kullanılırsa, hatta şöyle söyleyebilirim. İnsülini bırakan müşterilerimiz dahi var bunu düzenli bir şekilde içip de şeker hastalıkları olanlar.
Hani hadis-i şerifte yer alıyor Kur'an-ı Kerim'de. Ölümden başka her derde devalı dediğimiz şifalı bitki budur. Bizimkisinin güzel yanı da göz önünde çekilmiş olmasıdır. Katkısı saf hali. Tamamen doğal olması güzel yanıdır. Bunlar başka ürünleriniz? Bizim Malatya'nın pekmezleri var. Üzüm pekmezi, tut pekmezleri. Benim Malatya deyince aklıma kayısı geliyor. Evet. Yani kayısısıyla özleşmiş bir şehir sonuçta doğal olarak. Hani sadece kayısıyla alakalı sınırlandırmak doğru değil. Çünkü birçok ürünle Malatya başı çeken bir şehirdir. Keza pekmeziyle olsun, kuru meyvelerde birçok öncelik eden şehirdir. Bunlar da herhalde üzüm pekmezi. Evet, üzüm ve tut pekmezlerimiz var şu an burada. Bunlar da misal Malatya'nın tut pekmezi çok şeydir. Nasıl söylenir? Meşhurdur. Ayrıca üzüm de. Peki bunların faydaları nelerdir? Mesela üzüm pekmezi. Faydası birebir kansızlığa iyi gelir. Genellikle çocuklara ve yetişkinlere anemi hastalıkları üzüm pekmezi iyi gelir. Tut pekmezi ise aksine öksürüktü, astımdı, iyi gelir. Tut pekmezi biraz koyudur, ağırdır, herkes tüketemeyebilir. Şifa niyeti tüketir ama üzüm pekmezi sadece şeyle sınırlı değil, tahine de katılabiliyor. Kahvaltıda tüketilebilir tahinle beraber karıştırıldığı zaman. O yüzden pekmezimiz olduğu için tahinle burada kendimiz çekiyoruz. Bu da tamamen saf, %100 yerli susamdan çekilme, katkısız, tamamen doğaldır. Şu an gözünüzün görüldüğü gibi çekiliyor. Tamamen doğal, saf halidir. Yani gerçekten insanlarımız artık öyle böyle şeylere ihtiyaç duyuyor. Göz önünde çekilen, katkısız olduğuna inanarak tüketmek istedikleri. Çünkü etrafta oldukça gıda teröristleri var. O yüzden bizler de göz önünde çekilerek hareket ediyoruz. Önemli olan müşteri memnuniyetidir bizim için. Zaten nereye gidersek gidelim, sadece burayla sınırlı değil. Aynı şekilde göz önünde çekilerek hareket ediliyor. Müşteriler de gayet memnun kalıyor bu durumdan. Tekrar hoş geldin diyoruz. Ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet Aytül Hanım. Şimdi tabii bizim böyle bir yemek standlarımız var. Özellikle size bunu göstermek istiyorum. Bu Erzurum cağ kebabı çok meşhurdur. Evet, çok duymuştum ben bunu. Yani insanlar fuarı gezdikten sonra mutlaka oturup bir yemek yiyecekler. Bununla ilgili de size bilgileri orada başında vereyim. Buyurun. Kebaplarımız burada. Bunun en büyük özelliği kuzu etinden yapılması. Hiçbir baharat vesaire içermiyor. Kuzu etini şişe takıyorsunuz. Burada ağır ağır pişiyor. Üstten bir bıçak yardımıyla cağ dediğimiz olay bu şişin adı. Buna takıyorlar. Evet, şişin adı cağdır. Onu da orada mangalın üzerinde de alt kısmını pişiriyorlar. Tabii bizim Erzurumlu ustalarımız bu işi daha iyi bilirler. Dediğim gibi adını aldığı yer şişlerin adının cağ olması. Ve kuzu eti tamamen odun ateşi bir de. Ustamız da burada. Merhaba, hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Nereden geliyorsunuz? Erzurum'dan geliyoruz. Peki, bize biraz anlatır mısınız cağ kebabını? Şimdi bu cağ kebabı 100 yıllar önce dağlarda yaparlamışlar, eşkıyalar zamanında. Tabi o zamanki şartlar ağaçlara takar yaparmışlar bütün kuzuları. Sonra işte artık şehre yine böyle... Efsaneleşmiş. Efsaneleşmiş, modern bir hal almıştı. Paslanmaz kromlar, cağlar. Yani cağ kebabı adını şu gönderdiğimiz cağlardan alıyor. Saf kuzu eti kullanıyoruz. Etleri burada fındık pınarına getiriyoruz. Arkadaşımız kesip getiriyor günlük taze etlerimiz. Odun ateşinde pişmez işte. Doğal bir kebap yani. Herkese tavsiye edebiliriz bir kebap yani. Peki lezzetini nereden alıyor? Lezzetini kuzu olmasından alıyor. Herhalde odunda pişmesinden mi? Ustayla da alakalı bir şey. Şimdi usta da Erzurumlu. Yani bu işin tekniği de bilmek lazım. Şimdi Mersinli'nin yaptığı cağ kebabıyla Erzurumlu'nun yaptığı cağ kebabı bir olmaz. Usta da bu işin uzmanı. O da biraz lezzet katıyor yani. Yani cağ kebabı biraz zor bir meslek yani. Herkesin yapabileceği bir şey değil. Yani kuzuyu biz komple getiriyoruz. Onu kemikten sıyırıyoruz. Sinirlerini tek tek ayırıyoruz. Terbiyesi var. Bunu şişe takıp burada. Zahmetli bir iş yani. Kolay bir iş değil yani. Dönerden farkı da işte sade kuzu eti olması, odun ateşinde pişmesi. Böyle bir kebap işte, doğal bir kebap. Vallahi göründüğü gibi çok lezzetli görünüyor. Biz sizleri bugün bekliyoruz. Bugün de olmasa mutlaka ocağa kadar bekliyoruz sizleri.
Mutlaka bekliyoruz tabii ki. Misafirimiz de olun. Buyurun gelin. Şu an yanımda Mehmet Usta'm var. Mehmet Usta'm bizler için cağ kebabı yaptı. Biz de bunları tatacağız. Şöyle göstereyim sizlere de. O zaman bize afiyet olsun. Yediden 70'e herkesin katılabileceği bir fuardayız. Evet, yanımızda Ayçıl Hanım var ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, cağ kebabından sonra sizi bir de Ankara Beypazarı yöresine götürelim. Hemen buradan size anlatayım. Beypazarı'nın çok meşhur tarhanası, şöyle eriştesi, çorbacığı, Beypazarı kurusu. Orada da lokumları, cezeryesi var, oklava çekmesi var. Fakat ben özellikle şunu belirtmek istiyorum. Beypazarı'nın kurusu çok meşhurdur. Eskiden tarihte askerler savaşa giderlerken, özellikle bu Çanakkale Savaşı'nda, bu çok dayanıklı bir yiyecek olduğu için askerlerin ceplerini bunlardan doldururlarmış. Askerlik boyunca, savaş boyunca bunları tüketirlermiş. Aç kalmazlarmış. Bunun özelliği bu. Süt, tereyağı ve mahlepten yapılıyor. Sert değil mi? Tabii çok sert. Bunu çaya batırarak yiyebilirsiniz, süte batırarak yiyebilirsiniz, domates çorbasının içerisine atabilirsiniz. Bu o kadar da lezzetlidir. Birazdan size ikram edelim. Dayanıklık süresiz. Tarhanamızı geçmek istemiyorum. Tarhanamız da tamamen süzme yoğurttan yapılma, baharatları falan kendi içerisindedir. O da çok lezzetli bir kış içeceğidir. Bu arada bunu da tadına bakmanızı rica edeceğim. Buyurun. Evet. Bunun en büyük özelliği, dediğim gibi, evde bir yıla kadar bunu muhafaza edebilirsiniz. Önemli olan ağzının kapaklı bir kapta bulunması. Çıkartıp fırınladığınız zaman, ikram ettiğinizde aynı tazeliği yine korur. Aslında o kadar da sert değilmiş. Yok, değil. Yani çaya batırdığınızda daha da yumuşak bir hal alacaktır. Şimdi siz yiyorsunuz, kameraman da oradan bakıyor ama artık ona da sonra ikram edelim. Burada yine Beypazarımıza özel oklava çekmesi dediğimiz bir tatlımız var. Bunun en büyük özelliği el yapımı olması. Cevizle yapılır. O bölgeye özeldir. Orada genelde bayanlar bu ürünleri üretirler, yaparlar. Bu şekilde Beypazarı'nın ürünleri bunlar. Geldiğimizde burada İzmit pişmaniyesini göreceğiz. İzmit pişmaniyesi meşhurdur. Bu da ayrıca. Pişmaniye yemek için İzmir'e gitmeye gerek yok, İzmit'e. Arkadaşımız satışı gerçekleştiriyor burada. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Nereden geliyorsunuz? İzmit Kocaeli'den geliyoruz. Kocaeli'nin nesi meşhurdur? İzmit pişmaniyesi meşhur tabii. Aynen. Biz de gördük, çok hoşumuza gitti. Şöyle bir bakalım, çikolatalı olanlar vardı. Onlar yok mu? Vallahi onları getiremedik daha. Bunlar kakaolusu. Şöyle de sade, karışık. Yani paketi 5 liradan satıyoruz. İşin olmasını istiyoruz. İstediğimiz de bu. Tanesi 3 lira. Böyle burada da Bursa kestane şekerimiz var. Tatlısı şöyle. Bunlar da çikolata ezmesi. Çikolata ezmesi. Bunun içinde böyle pişmaniye falan oluyor. Yok, pişmaniye yok. Kestane şekeri. Tekrardan hoş geldiniz diyoruz. Bu da çekilmiş pişmaniye. Bunları burada bardaklıyoruz. Makineden öğütülmüş, burada bardaklıyoruz. Hamurun içinde tereyağı, tahin bulunuyor. Ondan sonra 360 derece şeker kaynatılıyor. Kaynatıldıktan sonra biraz dinleniyor. Bu silindirin içinde 4 ustayla birlikte çalışmaya başlıyoruz. Daha sonra ne oluyor? Çalışmaya başladık. Sonra pişmaniye, bildiğiniz gibi, yiyen pişman oluyor, yemeyen de pişman oluyor. Aynen öyle diyorum. Teşekkür ediyoruz. Ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burada kahvemiz var. Kahvemizin en büyük özelliği keçi boynuzu, menengiç, salep, çikolata, damla sakızı aromalarının karışımından oluşuyor. Detaylı bilgiyi firma sahibi daha iyi verir sanırım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Nereden geliyorsunuz? Adıyaman'dan katılıyoruz. Evet.
Osmanlı kahvesidir efendim kahvemiz. 8 karışımdan oluşuyor. İçinde Yemen kahvesi, keçi boynuzu, salep, damla sakızı, çikolata, krema, merengiç kahvesi ve kakule mevcuttur. Tamamen şifa bir kahvesidir. Ben kakuleyi sürekli merak ediyordum. O nasıl yapılıyor? Kakuleyi yolunuz düşünce aktarlarda bulabilirsiniz. O da şifalı bir bitkidir. Kakule bitkisi hücre yenilemede ve kanserli hücreleri yok etmede birebir olan bir bitki. Ve günümüzde de çok gündemde olan, konuşulan bir bitki. Kahvenin içinde de onun yer alması artı bir özellik katıyor bu kahveye. Şimdi birazdan bize ikram edecek. Bakalım Adıyaman'dan Mersin'e getirdik işte bunu. Kahve bizim zaten olmazsa olmazlarımızdan biridir. Günde en az 2 bardak kahve içerim mutlaka. Şöyle gösteriyoruz. Fuarımızdaki hedefimiz Mersin halkını yöresel ürünlerle, yöresel tatlarla buluşturmaktı. Yani insanlar başka yerlere gidip aramasına gerek yok. İşte bir Adıyaman'a gidip kahve, Erzurum'a gidip kebap, Malatya'ya gidip işte gördüğünüz ürünler falan. Bunların hiçbirine gerek yok. Mersin'e ayaklarına kadar getiriyoruz. Bu bizim ayrıca Mersin'de yaptığımız 3. 4. fuarımız oluyor. Daha öncesinde de Mezitli bölgesinde gerçekleştirdik bunu. İnşallah bundan sonra da bu tarz organizasyonlarımız devam edecek. Zaten dediğim gibi işte siz yerel televizyonlar, radyo kanalları, sizlerin desteği bu konuda bizim için çok önemli. Sizlerle birlikte inşallah bu işi devam ettireceğiz. Mersin'e yeni bir soluk, yeni bir yüz getireceğiz. Bütün esnaflarımızı topluyoruz buraya. Hem Mersin'le onları tanıştırıyoruz, hem de Mersin halkını o tatlarla tanıştırıyoruz. Kahvemiz de hazır sanırım bu arada. Buyurun. Şöyle elimizde kahve. Adıyaman'dan gelmiş kahvelerimiz. Şöyle tadıyoruz. Bu neyliydi? Bu 8 karışımın hepsi bir paketin içinde. 8 karışımın hepsi bir pakette. Tam olarak adı ne bunun peki? Osmanlı kahvesi. Osmanlı kahvesi. İçeriği Osmanlı yazıyordur. Osmanlı zamanında içilen bir kahve. İçimi çok rahat, çok yumuşak bir içimi var yemeklerden sonra. Bir de şöyle, mesela kahveye karşı çok şey olan insanlar vardır. İşte ya kahve çok sert falan. Bunda kesinlikle o sorunu yaşamazlar. Keyif için oturup içebileceğiniz rahat bir içimi olan kahve. Evet, şu an onu fark ettim. Gerçekten sert değil, çok yumuşak. Hissedersiniz zaten. Böyle kahvelerimizi yudumlayalım. Ve fuarımızı gezmeye devam ediyoruz. Burada tuz reyonumuz var. Çankırı Kaya Tuzu. Bunun detaylı bilgisini firmacı arkadaşımız verse daha sağlıklı olacak. Benim de çok detaylı bir bilgim yok. Buyurun efendim. Merhaba, hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Nereden geliyorsunuz? Çankırı'dan geliyoruz. Çankırı'nın tuz ve tuz ürünlerini hem tanıtımını hem satışını yapmak üzere burada bulunuyoruz. Bize tuzun faydalarını anlatabilir misiniz? Faydaları. Şimdi tuz lambası var. Lambasının faydaları astım, bronşit, nefes darlığı, mevsimsel hastalıkları önler. Burun dodadaki tozu, bakteriyi çeker. Bu şekilde solunum yollarına, astıma, bronşite fayda sağlar. Bunun yemeklik tuzu vardır. Yemek tuzu da tansiyon, kilo kontrolü, stres, depresyon gibi kullanamayan hastalar bu tuzu rahatlıkla kullanabilirler. Biz bunu direkt mağaradan alıp burada kırıyoruz ve makinede çekiyoruz. Ama şu an değil mi? Evet, bu makine. Çekiyoruz bu şekilde. Tartarak veriyoruz yani. Onlar tuzlu sabunlarınız var herhalde. Onlar sabun, oluyor. Bu da tuzun sabun kalıbı. Elinizi alsanız, gösterseniz bize. Sabun kalıbında kesilmiş. Şimdi tabii sabunun maddesi yoktur. Bu da sedef, egzema, sivilce, terleme, koltuk altı kokusu gibi hastalıklara iyi gelir. Cilt hastalıklarına iyi gelir. O şekilde kullanılır yani. Evet. Rengi falan da çok güzel gözüküyor. Bu Himalaya tuzu yani. Aslında çankırı tuzu bu beyazları. Yani kırmızılar Himalaya tuzu. Pakistan'dan gelen tuzlar. Şöyle gezelim. Ayak bakım tuzu diyor.
O nasıl oluyor? Onu bize anlatır mısınız? Bu ayak bakım tuzu ayaktaki mantarı, kokuyu, kaşıntıyı giderir. Bunu akşamları sıcak suyla karıştırıp bir kovanın içinde yarım saat bekledikten sonra etkili olur. Şöyle aksesuarlarınızı görüyorum. Bunlar da çok güzel gözüküyor. Fenerbahçe, Galatasaray, gece lambaları. Evet. Onlar da süs amaçlı. Yine aynı zamanda faydaları olan lambalar. Aston Bronchit. Şu şekilde gaz lambası, vazo gibi, küre gibi tuzlamaları var yine. Tamamen tuzdan yani. %100 içerisinde şey katkısız yok. Katkısız madde. Yok, katkı yok. Tekrar hoş geldiniz diyoruz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. Fuarların vazgeçilmez tatlarından Adıyaman yöresi. Firmacı arkadaşımız daha güzel bilgi verecektir bize. Kendisinden dinleyelim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nereden geliyorsunuz? Adıyaman Yolbaşı. Adıyaman Yolbaşı'ndan geliyoruz. Sucuklarımızı getirdik. Pekmez ve ceviz sucuğu. Şöyle bir tadına bakabilirsiniz isterseniz. Boş gelmedik diyorsunuz yani. Şöyle. Ben buradaki her şeyi tatmadan gitmeyeceğim. Aynen öyle. Şöyle bize anlatır mısınız? Bunlar cevizler ve üzüm pekmezinden olur. Şöyle pekmezlerimiz var. Şu görmüş olduğunuz pekmezlerden oluşuyor bunlar. Sarmalarımız var. Ballı, fındık ezmesi, evet. Hurmalarımız var. Cennet hurması kurutulmuş. Şöyle gösterebilir misiniz cennet hurmalarını? Şöyle göstereyim. Cennet hurmalarının faydaları nelerdir? Cennet hurmanın faydaları kansızlığı önler, kabızlığı önler. Zayıflamaya birebirdir. Aç karnına yediğin zaman sabah tokluk hissi verir. Yani bir ayda kilo vermeye en faydalı bitkidir bu. O zaman ne diyoruz? Hanımlar zayıflamak mı istiyorsunuz? Buraya gelin. Şöyle bunun da tadına bakın bir. Biriktirir cebine koy yesin. Şöyle testilerini koy. Bir de bizim esnafımızda şöyle bir özellik de var. Kesinlikle tattırmadan kimseyi göndermiyorlar. Yani ille bir tatın. Almasın, alıp almamanız önemli değil. Bir tadın diyorlar. Unutulmuş kültürlerinden ev yapımı pestil. Şöyle gördüğün gibi çarşaf gibi bir şey. Evet, çarşaf gibi. Aynen. Bunu pekmezden yapılır. Yeni üzüm pekmezinden. Çarşafa serilir. Bunun işçiliği yapımı çok zordur. Tam bir çiledir. Yani her memlekette yapılmaz. Nerelerde yapılır mesela? Bu genelde Doğu Anadolu'da, Güneydoğu'da yapılır. Yani batı taraflarında olmaz zaten. Havalardan da olur. Dünyanın en kaliteli üzüm pekmeziyle yapılır. Adıyaman üzümü bile. Değil mi? Dünyada tek tescillenmiş en iyi üzüm. Adıyaman üzümü. Yani zaten bakıldığı zaman çok lezzetli görünüyor tekrardan. Enerji depolayacaksın. Ya. Tekrardan hoş geldiniz diyoruz ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanımızda Aytül Aksoy var. Evet, şimdi fuarın en gözde mekanı diyebilirim peynir. Trabzon peynirleri, Trabzon yöresel ürünleri. Burada peynirin her çeşidini bulabilirsiniz. Trabzon'a ait her ürünü de burada bulabilirsiniz. Şu tarafta daha detaylı bilgiyi alabiliriz arkadaşlardan sanırım. Şimdi gördüğünüz gibi bu ürünlerin hepsi, mesela burada helvalarımız var, peynirlerimiz var. Bunların hepsi Trabzon'dan gelme. Trabzon'dan ekmek de dahi getiriyoruz. Detaylı bilgiyi verebilecek bir arkadaşımız var mı bize efendim burada? Nasıl da Trabzon'a geldiğimiz belli oluyor müzikleriyle. Sizi şöyle alabilir miyim? Şöyle alabilir miyim? Teşekkür ederim ama sizi şöyle alalım. Ha, Ömer Bey, sizi böyle alalım. Yok güzel. Bakın burada Trabzon'un mısır unu meşhur. İşte o mıhlama dedikleri şeyi yaptıkları. Evet, bu mısır unu. Bunlar yine tulumlar, kaşarlar, her çeşidini, tereyağları, ekmekler. İşte Trabzonlu arkadaş kendisi anlatsın size. Buyurun. Hoş geldiniz. Buyurun, Trabzon yaylasının tereyağları, kaşar peynirleri, eski kaşarları, tulum peynirleri. Meşhur Trabzon ekmeğini unuttunuz mu? O burada. Evet. Meşhur şöyle. Trabzon ekmeğimiz var. Şöyle Trabzon deyince aklımıza ekmek geliyor. Tam burada yaşmaya ekmeğimizdir. 6 ay boyunca bayatlamaz bu ekmeğimiz. Trabzon'un. 6 ay boyunca. 6 ay ömrü var bunun. Ama şimdi Trabzon'da belki bayatlamaz ama burada çok nem var. Bence burada bayatlar. Bayatlamaz. Bu taş fırında 16 saat pişiyor. Tabii.
kocaman. Bize en çok rağbet gören peynirleriniz hangisi mesela? En çok rağbet gören peynirlerimiz burada. Buyurun efendim. Çağatay Bey, 1 kilo ekmek. Buyurun. Buyurun kameraman bey. Bir tadına bakın. Rağbet görmekle haklı mı? Gerçekten çok güzel. Bizde tuz olmaz peynirlerimizde. Neden? Tuz kullanmıyoruz çünkü. Peynirin tadını mı bozuyor yoksa hani rahatsızlık tadını oluyor? Tadını bozuyor. Tabii ki. Peki şu ne? Trabzon. Trabzon helvası. Bu fıstıklı helvamız. Burada çeşitlerimiz, çörek otlu peynirlerimiz, çeçillerimiz, örgü peynirlerimiz, gördüğünüz gibi künefe peynirleri, örgü peynirleri şu şekilde. Buyurun. Bunlar fabrikasyon değildir efendim. Tamamen el yapımıdır. Buyurun. Yoğurdumuz, tuzlu yoğurdumuz, keçi köy peynirimiz. Tamamen keçidir bu. Turşularınızı da görüyorum orada. Tabii ki. Bunlar da güzel gözüküyor. Şu ne peki? Deri tulumu. Keçi koyundur o. Onu öylece satıyoruz. Onun yapımı tam olarak nasıl oluyor? Bize biraz anlatır onun mısınız? Onun yapımı çok zordur. İki saatiniz varsa anlatayım. O zaman kalsın. Bizler Trabzon! Ve fuarda gezmeye devam ediyoruz. Şöyle bir tane müşterimizi bulduk. Hemen onu konuşturacağız. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk canım, teşekkür ederim. Fuarı nasıl buldunuz? Fuar güzel. Her kurulduğunda geliyoruz, bakıyoruz, alıyoruz ürünleri. Severek alıyoruz, yiyoruz. Peki ben poşetinizde bir şey gördüm. Ne aldınız? Tarhana aldım, ev tarhanası. Neden özellikle bu tarhana? Faydaları ben neler? Kullandım, memnunum, çok seviyorum. Gribe de iyi geliyor. Soğuk algınlığına çok iyi geliyor. O yüzden kullanıyorum. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Fuarı nasıl buldunuz? Fuar güzel. Daha önce de geldiğinde yine gelmiştik. Memnunuz. Ürünler yine doğal. Yine burada mıydı? Yok. Yok, hayır. Karşı tarafta. Çarşıya da gelmişti. En çok tercih ettiğiniz ürün hangisi? En çok tercih ettiğim ürün kestane şekeri, ondan sonra dut şerbeti. Karadut şerbeti. Şifa kaynağı. Evet. Türkiye'nin birbirinden farklı ve güzel yöresel ürünleri, lezzetleri ve tatlarını Mersin'de buluşturan Yöresel Tatlar Fuarı Mersin'de. Gülpark AVM bahçesinde sizleri bekliyor. 7'den 70'e herkesin ziyaret ettiği fuar Türkiye'nin farklı yöresel ürünlerini Mersinlilerin beğenisine sunuyor. Her ne kadar kebap, lokum, yoğurt, baklava gibi tatları dünya mutfağına kazandırmış olsak da yöresel lezzetlerimizin tadında da ve markalaşmasında da pek de yeterli olamadığımızı üzülerek belirtiyorum. Ama biz bu ön yargılarımızı kıralım ve buralara gelelim. Organizasyon oldukça güzel. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Ve birçok lezzet sizleri bekliyor. Biz bugün buradayız. Sizleri de bekliyoruz. Burada her şey düşünülmüş. Fuara gelip de çocuklarınız da sıkılmayacak aynı esnada. Çocuklarınız burada istediği gibi eğlenebilir, vakit geçirebilir. Bizler de buraya geldik. Oyun parkından bir de biz kayalım dedik.